herkese tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bir ay önce tekrar görüşmüştük. Bu Rekar'ın ikinci konferansı, seri konferanslar içerisinde. Konuyu tabii gündeme uygun olarak seçtik. Dün biliyorsunuz 23 Nisan'dı. Ben de şarkıyı hatırlıyorum nedense bu ilkokulda bize öğrettiler. Her 23 Nisan'da onu söylüyorum. Kızım biraz benimle alay ediyor. 23 Nisan şarkısını. Ama gerçekten son derece de değerli kavramların ortaya çıktığı temiz açısından mümkün. Ayrıca tabii çocukların da yetişmesi açısından belirli iddialarla onları geleceğe hazırlaması açısından da çok önemli mümkün. O nedenle çok teşekkür ediyoruz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ilgın Beryalaca'ya. Kendisi Koç Üniversitesi Medya ve Tasarım bölümünden geliyor. Ama eski bir Ankaralı diyelim. Eğitiminin büyük bir kısmı Ankara'da geçti. Daha sonra Bilkent'te çalıştı. Daha sonra çocuk kitapları ve kültürel miras üzerine Türk Kültür Vakfı'ndan aldığı bir doktora sonrası araştırma kursuyla Almanya'da Franz Dorf Çocuk Kütüphanesi'nde araştırmalar yaptı. Çocuk ve Medya Kongresi, Uluslararası Çocuk Edebiyat Araştırmalar Derneği konferansları gibi toplantılarda belirler sundu. Koç Üniversitesi'nde de çizim ve çocuk kitapları üzerine dersler vermekte. Hem medya ve tasarım bölümünde hem de teknoloji ve toplum adı altında Koç Üniversitesi'nde devam eden yüksek lisans ve doktora programlarında. Kendisinin Osamış Simitçi'nin Peşinde adlı bir çocuk kitabında bulunmakta. Özellikle yaratıcı düşünceyi ve dil gelişimi destekleyen basılı ve elektronik çocuk kitapları üzerine incelemeleri, araştırmaları, çalışmaları da var. Bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul edip geldiği için. Hoş geldiniz. Ben de Rekam'a, Filiz Hanım'a ve ekibine beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sizlere burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım konuşmam sizin için ilham verici olur. Yaklaşık 50-55 dakika bir sunum yapıp ardından sizin sorularınızı ya da düşüncelerinizi almak çok isterim. Resimli çocuk kitapları ve kültürel miras çok önemli ve çok geniş bir konu esasında. Bugün ben belki bir iceberg'in küçük bir kısmını size aktarabileceğim. Ve özellikle Türkiye ve uluslararası boyutta bu olayın bir karşılaştırmasını çok da küçük olsa yapmaya çalışacağım. Genelde seçtiğim kitaplar son yıllarda yayınlanmış kitaplar. Çünkü tarihsel sürece bakarsak çok daha uzun bir konuşma olabilir diye düşündüm. Ve konuşmama başlamadan önce resimli çocuk kitapları neden önemli? 3 slide'la size bunu özetlemek istedim. Son yıllarda hem devlet politikalarında hem de kurumsal politikalarda çocuk kitaplarına büyük yer verilmekte. Bu sadece müze ve kültürel miras değil, hemen hemen her alanda bir çocuk kitabı basılı veya elektronik ortamda çocukların hizmetine sunulmakta diyelim. Çünkü gerçekten özellikle son 20 yılda yapılan çocuk kitabı araştırmaları, resimli çocuk kitaplarının çocuğun beyin gelişimine müthiş katkı sağladığını, özellikle 0-5 yaşta çocuğun alışkanlıklarını, dil gelişimini, yaratıcı düşünce becerisini müthiş etkilediğini göstermekte. Özellikle çok da kitaba ulaşamamış ailelerin bu kitaplara ulaşması, onlar için bir IQ sıçraması, ekonomik, sosyal ve kültürel sıçrama da demek oluyor. O yüzden de farklı konferanslarda çalıştığımız bir konu, ücretsiz olarak kütüphane hizmeti verilmesi çocuklara ve ücretsiz olarak ya da çok düşük ücretlerle çocuklara kitap sağlanması, farklı kitapların sağlanması. Bu esasında kesinlikle sanat tarihi ve kültürel bir konferans ama esasında ekonomistler de çocuk kitaplarıyla çok ilgileniyorlar. Ekonomi dalında Nobel ödüllü James Heckman, doğumdan başlayan kaliteli eğitime yatırımın ülke ekonomisi için müthiş bir geri getirisi olduğunu ispatladı. Hatta Heckman
denklemi var. Ve burada gördüğünüz gibi grafikte, göstereceğim tek grafik bu. 0-3 yaş sarı ve 4-5 yaş mavi. Bu yaşta çocuklara verilen doğru medyanın esasında kazancının diğer yaşlara nazaran çok daha büyük olduğu gözüküyor. Dolayısıyla kaliteli çocuk kitaplarının, kültürü doğru yansıtan çocuk kitaplarının ve tabii ki kültürler arası iletişimi de doğru yansıtan kitapların çocuklara faydası müthiş. Yine Max Planck Beyin Araştırmaları Enstitüsü de çocuk kitaplarıyla çok ilgileniyor. Erken çocuklukta çünkü beynin öğrenme becerisi açık. Yine İsveç ve Kuzey Avrupa ülkeleri çocuk kitaplarına çok önem veren ülkeler arasında ve paraların üzerinde bir de bir çocuk kitabı resmi var. Ve bu 20. yüzyıl başından bir resim. Bu da çok hoş çünkü kültürel mirası çocuk kitabı bağlamında dahi paraların üzerinde taşıyacak kadar bu konuya eğiliyorlar. Ve yine İsveç'te havaalanına indiğinizde ilk karşılaştığınız şey çocuk kitapları. Ve taşlara bile oyulup konmuş karoların içinde çocuk kitaplarından görseller verebiliyoruz. Ve biliyorsunuz Astrid Lindgren ödülü bu sene İsveçli bir yazara gitti. Ve diyorlar ki bu çok doğal çünkü bizim genlerimizde var çocuk kitapları. O kadar seviyoruz, önemsiyoruz ki. Tabii ki bizden bir adayın kazanması bunu çok şaşırtıcı olmadı. Bu bir gelenek ve kurumsal destek burada çok çok önemli. O yüzden bugün belki sunumumu seyrederken yazar, yayıncı veya ressamsanız, illüstratörseniz eminim aklınıza yeni yeni projeler bile gelebilir. Ama burada herhalde çocuk kitaplarında disiplinler, ortak çalışma çok önemli. Çünkü birçok kurum, birçok kişinin ortak çalışması iyi işler çıkmasını bayağı destekliyor. Kültürel miras ve çocuk kitapları dediğimizde esasında bizim çok zengin bir kültürümüz var. Hemen size bir bilmeceyle bunu sormak istedim. Gökte açık bir pencere, kalaylı bir tencere. Ve bunun için birçok şeyi tekerleme, bilmece şey yapabiliriz. Örnek aklımıza gelebilir eminim ki. Fakat bu tarz şeylerin her zaman için yeni yeni yorumlarla ele alınmadığını da düşünebiliriz. O yüzden bir edebi eser bile tekrar tekrar incelenebiliyor, ele alınabiliyor, yorumlanabiliyor. O yüzden sonsuz bir alan. Yani bir konuyu bir kişi resimlediyse bu bitmiş bir şey değil. Çok varyasyonları olan bir konu. Ben dört unsura değinmek istedim sunumumun başlangıcında. Kültürel mirasın farklı şekillerde kullanılması söz konusu çocuk kitaplarında. Bir direkt kullanma diye düşünebiliriz. Direkt olarak kullanan kitaplar. Bunlara örnekler verebileceğimi düşünüyorum şey içinde, sunum içinde. Kültürel mirastan ilham alan kitaplar. Kültürel miras haline gelen kitaplar. Kitapların başlı başına bir sanat eseri, edebi eser olduğunu düşünecek olursak. Ve kültürler arası köprü kuran kitaplar. Bunların hiçbir tanesi diğerinden daha az önemli değil. Yani hepsi çok değerli bence maddeler. Hazırlayan kurum ya da kişi ya da yayıncının tercihleri doğrultusunda farklı şekilde ele alınabilir. Ve kültürel miras yine dediğimizde dünden mi bahsediyoruz, bugünden mi bahsediyoruz, müzeler, şehirler, mimari, sanat eserleri, edebiyat, tarih, hatıralar, sanatçılar, coğrafya, hikayeler, dil, şiir, resim, müzik, folklor. O kadar çok şey var ki esasında bu şapkalar kadar farklı belki diye düşündüm, o yüzden bu resmi koydum. Artık birçok şey bir kültürel miras öğesi olarak ele alınabilir ve bir kitabın belki ana teması olmadan dahi çocuklara ulaşabilir. O yüzden de çeviri kitaplarda da buna değinmek isterim. Çünkü Türkiye'de çok fazla çeviri kitap yayınlanmakta çocuklar için. Dolayısıyla o kitapların teması ne olursa olsun geçtikleri şehirler, geçtikleri şehirlerin peyzajından, bahçe yapılarına kadar birçok şey bize esasında ulaşan farklı kültürel miraslar. Resimli çocuk kitaplarında kültürel miras nasıl aktarılır? İmge ve metin var ilk etapta düşünebileceğimiz ve ikisi de çok güçlü öğeler. Birisi diğerinden kesinlikle daha önemli ya da önemsiz değil. Hatta bazı kitaplar var sadece imgelerden oluşuyor. Çünkü bu dönem çocukları aslında okuma bilmiyorlar. Dolayısıyla
onlara nasıl imgelerle ulaşıldığı çok önemli. Tabii bu bağlamda kitapların nasıl yapıldığı da çok önemli. Kimi zaman kitaplar önce yazılıyor, ardından bir ressam bunu illüstre ediyor. Kimi zaman yazarla ressam pek görüşmemiş olabiliyor, ortak çalışmamış olabiliyor kurgulama safhasında. Halbuki biliyorsunuz Bologna Kitap Fuarları'nda bu ortak çalışma için dahi bir ödül var. Yayıncı, sanatçı, yazar ortak çalışabilmiş mi ve çıkan ürün nasıl bu ortaklık konuyu pekiştirmiş, anlamı yüceltmiş? O yüzden sadece bunları yalıtılmış şeyler olarak almamak, ortak çalışmalar olarak almak da önemli. Bu arada tabii ki işte sorularım benim şöyle. Kültürel miras amaç mı, araç mı? Kültürel miras aktarımı didaktik mi olmalı? Kültürel miras ve yaratıcılık nasıl sentezlenebilir? Kültürel mirası ele alan kitaplar özgün müdür? Yine bu sorulara vereceğim örneklerle cevap belki bulabiliriz ya da en azından düşünmeye devam edebiliriz diye sanıyorum. Kültürel miras yazar, çizer, konu, mekan, kitap tasarımı ve teknik ile esasında çocuklara ulaşabilir. Ve tabii ki biz burada çok eşsiz sanat eserleriyle karşı karşıyayız çocuk kitapları dediğimizde çok kez. O yüzden bunun bir formülü olmadığını da düşünüyorum. Tek bir formülü gerçekten yok. Mesela Sonya Donovski'nin çalışmalarına baktığımızda son yıllarda yükselen bir çizer. Tamamıyla var olan eski hikayeleri ele alarak tekrardan çiziyor. Ve burada görsel olarak o eski mekanlara gitmek, sanki bir gravüre renklendirilmiş bir gravür ya da sulu boyaya bakıyor hisse edinmek, aslında görsel olarak bizi oraya taşımakta ve çok eşsiz çalışmalar ve nostaljik çalışmalar. Uzak Doğu ülkelerinden kendi kültürlerini aktaran yine çok hoş çalışmalar var. Sadece bir giysi kültürü bile bir kitabın teması haline gelebiliyor. Hindistan'dan üretilen çok ilginç el yapımı çalışmalar var. Bunlar genelde serigrafiyle üretiliyor. Kimi zaman sanatçı kitabı niteliğinde olabiliyor ve sayılı üretilebiliyor ve aynı zamanda İngilizce'ye çevrilip tüm ülkelerde okunabilir bir boyut kazanıyor. Burada bu da çok önemsediğim bir şey ve o yüzden Türkiye'deki örneklerden belki daha çok uluslararası ama birçok ülkeden örnek vermeye çalıştım. Ve tabii burada yazılan kitapların uluslararası boyutta ulaşılır olması da çok çok önemli. Bu gördüğünüz kitapta kağıt kesme sanatından yola çıkarak üretilmiş bir kitap. Bizde de kağıt sanatı çok eşsiz bir sanat ve neden böyle bir çocuk kitabı olmasın bizim kağıt geleneğimizi kullanan. Görüyorum ki sanat tarihinde okuduğumuz her şey, ben bir sanat tarihçi değilim ama tüm geleneksel yöntemler çocuk kitaplarına aktarılabiliyor. Bu çok heyecan verici çünkü çocuk bir hikayeyi okurken belki o tekniği de dolaylı olarak hissedebiliyor nasıl yapıldığını ve eğer o bizim ülkemizde diyelim ki yaygın bir teknikse bizim onu kullanmamız daha hoş bir yaklaşım olabiliyor. Can Göknil'in kitapları bu bağlamda Türkiye'de üretilen bence çok heyecan verici kitaplar. Kendisiyle henüz tanışma fırsatı bulamadım ama birçok kereler uzaktan da olsa tanışmayı hedefledik. Gerçekten resim eğitimi almış birisi, kendisi yazıyor ve kendisi çiziyor. Bu hoş bir şey belki çünkü işte o ortaklık birdenbire oluyor. Farklı kişiler değil bir anda bir kişi bir taşla iki kuş vurmuş oluyor ama tabii bunu herkes yapamaz. Çünkü herkesin hem çizme hem yazma yeteneği olmayabilir. Ve araştırma yapıyor, bu da bence çok önemli. Ve ben çok mutluyum ki Vekam Araştırma Merkezi benim gelmemi destekledi. Çünkü ben araştırma merkezlerinin çocuk kitabı araştırmalarını yüceltebileceğine inanıyorum. Ve araştırma merkezleri olmadan üretilen kitaplarında zafiyetleri olabileceğine inanıyorum. Ve Can Göknil bu kitapları yazarken hep araştırma yapmış. Mesela Keçeci Bayram ve Anka Kuşu keçe tekniğini anlatan bir kitap. Ve kendisi yaptığı gezilerde köylerde öğrendiği keçe yapımını aslında bir bakıma hikayeleştirmiş. Ve arkasında da yazıyor nerelere gitmiş olduğu. Gerçekten yaşanmış bir süreç. Ve kök boyalarla nasıl boyanıyor iplikler falan onları gerçekten güzel bir şekilde
anlatıyor. Belli oranda mitolojiye, Phoenix kuşuna değiniyor. Yani hikayenin içinde çok hoş bir şekilde bir örgü söz konusu. Ben bu kitabın tam olarak didaktik olmadığını ama dolaylı yöntemlerle Anadolu'nun içinde olan bazı kültürel değerleri güzel bir şekilde yansıttığına inanıyorum. Çatlak Hasan ise gerçekten hoş bir kitap. Bir kere komik bir kitap. Çocuklar komik kitapları çok seviyorlar. İçinde hem tekerlemeler var, Borat Av'ın derlediği tekerlemelerden bir yansımalar zinciri var. Ve aynı zamanda müthiş bir mizah gücü ve neredeyse sürreal diyebileceğimiz görseller var. O yüzden bu kitap sadece yine kültürü alıp adapte etmiyor, onu çok yaratıcı bir şekilde yorumluyor. Burada da esasında sanatçının rolü ön plana çıkıyor. Yine eminim herkesin bildiği bir yazar ve çizer Beyçak. Beyçak'ın da yine çalışmaları kültürel değerler taşıyor ama aynı zamanda kendi temasını da ortaya koyuyor. Ayşe İnan Alican Ankaralı bir sanatçı, benim de çok sevdiğim bir kişi. Ve şu anda çok yükselen bir değer bence. Çok güzel çizgileriyle birçok kitaba imzasını atmış birisi. Yapı Kredi ve Anadolu Kültür'ün ortak çalışmasıyla çıkan mesela bu Beyoğlu macerası İngilizce'ye de çevrildi. Hem Beyoğlu'nun binalarını tek tek çocuklara tanıtıyor ama böyle bir hazine avı gibi bir boyutta da macerayı, merakı uyandırabiliyor. Çocuklar için gizli bir alfabe, gizli bir anahtar olması ve gördüğünüz gibi özellikle olan çocuklarının binmekten çok hoşlanacağı şu tramvayın içinde bir kurgulama söz konusu olması aslında yine Sara Şahin Kanatı'nda ve Ayşe İnan'la ortak güzel bir çalışma çıkarttığını gösteriyor. Bu iki yazar ve çizer zaten ortak çalışan kişiler. Bunlar da yine incelenebilecek alanlar diye düşünüyorum. Yani bu ortaklıklar nasıl işliyor. Geçen haftalarda Bologna Kitap Fuarı'ndaydım. Çok ilginçti diyebilirim. Tove Jansson'ın sergisi vardı. Tove kendi başına kültürel bir miras olmuş bir yazar. Gördüğünüz gibi 100. yaş gününü kitap fuarında kutladı. Ve orada büyük de bir parti verildi. Mumin karakteri sadece artık bir kitap karakteri olmaktan çıkmış, neredeyse bir marka haline gelmiş ve bütün dünyaya çevrilmiş bir edebi eserler dizisi diyelim. Gördüğünüz gibi karakterler her tarafa bezenmiş durumda. Kitaplar süreç şeklinde retrospektif olarak sergileniyor. Ve aynı zamanda kitaplardan üretilmiş birçok oyuncak ve farklı çalışma var. Alice Harikalar Diyarı'nda yine Bologna Kitap Fuarı'nda çok yine önem kazanmış bir kurgulamayla sunulmaktaydı. Dolayısıyla bu çocuk kitaplarını oluşturan temel taşların hiç eskimediğini ve hiçbir zaman rafa kaldırılmadığını da görüyoruz. O yüzden Türkiye'de de belki rafa kaldırdığımız masallar varsa ya da bir kez daha resimlenmesi bize heyecan veriyorsa belki hemen bunu yapabiliriz diye de düşünüyorum. Kültürel miras dediğimizde esasında mesela Uzak Doğu resim sanatı da kendi hafif tonları, boş mekanları, boşluğu ele alışıyla bize bir dili çağrıştırıyor. Kore kitaplarında bunu hissedebiliyoruz. Aslında bir süre baktıktan sonra hiç okumadan dahi bir kitabın, bir eserin hangi kültürden geldiğini hissetmeye başlayabiliriz. Balkanlardan gelmiş bir kitap, Polonya'dan gelmiş bir kitap, Uzak Doğu'dan gelmiş bir kitap. Bir şekilde, yani tabii her kitap için bunu böyle söylemek biraz doğru olmayacaktır. Ama aslında gerçekten o toprakların, o kültürlerin sanatçılarına vermiş oldukları bazı değerler var. Ve bunların özellikle çağdaş yapıtlarda sentezlenip kullanılması müthiş heyecan verici ve bir zenginlik olarak da düşünüyorum. Ki
bunun böyle ulaşılabilir olması, mesela ben Kore'den bir kitabı görmekle çok zenginleştiğimi düşünüyorum. Ve aynı zamanda bazı sanatçıların farklı iki kültürü de sentezlediğini görüyorum. Bu da aynı zamanda kültürler arası iletişim bakımından, yani özellikle günümüzde çok çok önemli. O yüzden hep bizim kitaplarımıza da bakarken nasıl daha uluslararası olabilir ya da geçişler nasıl olabilir diye de düşünüyorum. Örneğin Brezilya bu sene misafir ülkeydi ve Brezilyalı bir sanatçı gördüğünüz gibi sağdaki Tsunami kitabını üretmiş ve Hoxay'ın ağaç baskı çalışmasını ilham olarak almış. Benzerlik çok fazla esasında ama artık bu sanat tarihine mal olmuş eserlerin hepimize etkilemesi söz konusu ve farklı kitaplar için adapte etmesi söz konusu. Yine ödül almış kitap, bu senenin ödüllü kitabı. Aslında çizerin Kanada'da yaşayan büyük annesinin hayatından aldığı bir ilhamla yapılmış. Ve teknik olarak anneannesinin yaşadığı o dönemdeki baskı tekniklerinden yola çıkarak bir çizim ya da işte görselleme kullanılmış. Bu da bence çok önemli. Yani yapılan çalışmanın karakterine uygun bir kompozisyon, uygun bir teknik aslında bizi o döneme, o dönemi yaşamaya da çok yaklaştırıyor. Bu gerçekten o yüzden eşsiz bir çalışma. Margaret'in Noel'i isminde. Bir kadının penceresinden, yaşlı bir kadının penceresinden belki bir 50 yılı algılayabiliyoruz. Bir şehri algılayabiliyoruz. Kanada'yı algılayabiliyoruz. Yani birçok şeyi bir anda algılıyoruz ama esasında psikolojik bir bakımdan da kadının hayatını ve kendi içindeki hikayesini anlıyoruz. Bize nasıl ulaşabilir kültürel miras? Hangi formatta? Aslında birçok format olabilir. Bu Amerika'da çektiğim bir fotoğraf, bir çocuk kütüphanesinde. Mesela günlükler. Birçok kişinin günlükleri çocuklara uyarlanıyor. Çocukların anlayabileceği şekilde resimlenerek sunuluyor. Ne kadar güzel. Çünkü çocuklar için de günlük tutmak mümkün. Ve bunu anlamak o erken yaşta çok hoş. Ve gördüğünüz gibi çocuğun kendisiyle özdeşleştirmesi için bu günlük konseptini bir karakter bile üretilmiş. Belki 7 yaşında bir sırt çantalı çocuk işte. Ve diyor ki benim iznim olan, okumaya iznim olan günlükler. Çünkü günlükler esasında çok özel şeyler. Biyografiler. Mesela Türkiye'de çok fazla görmüyorum biyografileri. Çocuklar için yazılmış biyografiler. Herkesin biyografisini çocuklar için bir resimli kitap haline getirebiliriz. Bu da çok hoş çünkü o dönemlerde çocuklar gerçekten kendilerine rol model, yani bir örnek alırlar kişileri. Bazen bir amcayı, teyzeyi alırlar. Ama neden bir yazar almasınlar? Başka önemli bir kişiyi almasınlar. Ve tabii ki gördüğünüz gibi çok farklı kişiler burada resimlenmiş. Alfabe kitapları. Alfabe kitaplarını ben çok seviyorum. Ve Beckham'a kesinlikle yakın zamanda gelip Cumhuriyet dönemi alfabe kitaplarını daha yakından incelemek istiyorum. Alfabe kitapları mesela Amerika'da her eyalet için ve her ayrı bölge için yapılmış durumda. Nebraska, Arizona hepsi aynı formatta. Bilmiyorum belki devlet destekli, tam onu araştırmadım ama yani tam aynı format, mesela bir çocuk koleksiyon yapmak istiyorsa bütün hepsini alabilir ve hepsi aynı boyutta kütüphane oluşturabilir. Gerçekten aslında oldukça hoş ve hepsi A'dan Z'ye işte bir kendi şehirlerinden önemli şeyleri ön plana çıkartmış. Bu kitap şu an solda gördüğünüz A to Zen ve bu kitap yanımda, size dolaştırmak istiyorum bu kitabı. Gerçekten güzel bir kitap. Bu kitap. Bu kitap aynı zamanda bilinmeyen, yani rare vocabulary dediğimiz, çocukların normalde kullanmayacağı ama hem zihin gelişimi hem dil gelişimi için çok faydalı olacak hem de farklı bir kültürde farklı terimlerin kullanılmasını öğrenmeleri açısından da kültürel bir katkı olacak şekilde hazırlanmış. Hiçbir, yani A'dan Z'ye hiçbir kelime İngilizce değil. Ve her, yani çocuk en azından 20 tane Japonca kelimeyi öğrenmiş oluyor bu kitaba baktığı zaman. Bu esasında eğlenceli bir şey biraz da. Ve hatta o belki cümlesinde kullanabilir evde konuşurken.
Ve kitap bile bu formatta açılıyor. Çünkü Japonya'da her şey birazcık farklı. Bunu birazcık yansıtmaya çalışıyorlar. Ve yazılışı sumi brush, yani sumi sanki fırçasıyla yazılmış gibi. Ve aynı zamanda Japonya'da ipek üzerine boyama tekniği var. O yüzden sanatçı buna bile dikkat etmiş, ipek üzerine yapmış çalışmasını. Çok yakından incelerseniz aslında çizimler kağıt değil, ipek üzerine yapılmış. O yüzden bu küçük şeyler, püf noktaları bir şekilde dolaylı olarak bize o kültüre bir şekilde yaklaşmamızı birçok açıdan sağlıyor. Tek açıdan değil. Ve kaligrafi, tipografi ya da ona göre seçilmiş. Her şey bir bakıma düşünülmüş. Dolayısıyla kilometrelerce ötede ben bu kitabı bir şekilde takdir ediyorum. Şöyle verebiliriz. Tabii bu alfabe kitaplarının çok varyasyonları var. Mesela Japonya'nın resimli tarihi başka bir şey. Alfabe kitaplarına devam etmek istiyorum. Yine işte Kabuki diyor ve Case for Kabuki. Ve her sayfada yine farklı bir şeyi anlatıyor. Evet, dikkat ederseniz bu kitaplar 3 kişi tarafından hazırlanmış ve bir kişi sadece zannedersem Japonya'dan, diğer 2 kişi farklı ülkelerden. O yüzden artık uluslararası bir ortaklık bile söz konusu bu kitapların üretiminde. Bu şu açıdan da önemli diye düşünüyorum. Bir kitap yapımında biz çok yerel kalabiliriz. Mesela kendi zevkimize göre çok iyidir o kitap ve bütün o çevremizdeki nüfus da o kitabı çok beğenebilir. Ama mesela yurt dışından birisi eline aldığında çok zorlanabilir algılamakta ya da konuya girmekte. O yüzden özellikle artık kitaplarımızı kim için yaptığımızı da bir kez daha düşünmeliyiz. Kitaplar sadece o 5 milyon kişi için mi yapılıyor, yoksa daha evrensel bir boyut için mi yapılıyor? Aynı zamanda bu kitapların şöyle bir özelliği de var. Sınırları kıran kitaplar deniyor. Border crossing. Yani çocuk kitaplarının özellikle ödül alan, bu Astrid Lindgren ödülü alan kitaplar gibi aslında bütün o kültürü evrensel boyuta taşıma özellikleri var. Herkese mal etme. Çünkü kültür esasında hepimizin. O açıdan bu uluslararası dile ulaşmak ve dolayısıyla resimli çocuk kitabı araştırmalarından belli oranda feyz alarak ve araştırarak günümüzde nasıl şeyler yapılıyor bunu anlamak bence bir kitap üretmeden oldukça işe yarıyor. Ve hatta o yüzden biz şimdi Koç Üniversitesi'nde yeni bir kitap çıkarıyoruz. Tercüme bir kitap. 0-3 yaş için çocuk kitapları. İnşallah bu 2014 yılında çıkacak. Ve inanıyoruz ki bu araştırmaları bilmek bizi daha iyi kitap yapmaya götürecek ve böyle çok fazla açıkçası kitap var. Tabii ki Türkiye'de de güzel alfabeden feyz alan kitaplar var. Mesela Mumuk harfleri öğreniyor. Mumuk genelde evinde, odasında danteller var evinde. Sanki biz bir halamızın evindeymişiz gibi hissediyoruz. Ve bu kitapları görmek esasında hoş. Şehir alfabeleri var. Ve bu şehir alfabeleri illaki arkeolojik ya da çok böyle tarihi şeyleri aktarmıyorlar. Bazen gerçekten 10 sene öncesini aktarıyorlar, 20 sene öncesini aktarıyorlar ya da şimdi aktarıyorlar. Ben buna çok değer veriyorum çünkü bunlar gerçekten 20 sene sonrasının da kültürel mirasını oluşturan mihenk taşları oluyor. Yani şu anı korumak da ya da şu anı yorumlamak da esasında çok mühim. Bu New York alfabesi ve alfabe kitaplarında ya da her kitapta müthiş bir yaratıcılıkla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Mesela bu kitap, mesela diyebilirsiniz ki bütün kitaplar çizilmeli mi? Hayır. Bakın şu soldaki kitap fotoğrafla üretilmiş. Fotoğraf çekildikten sonra harfler bir yerde bulunmuş. Bu tarz kitaplar aslında oldukça önemli. Çünkü çocuklar hem fotoğraf çekebilir hem de çocuklar bir yine avcı gibi bu harfleri avlayabilirler şehirde gezerken. Yani bir oyun var esasında bu kitabın içinde. Hani sadece şey değil, alfabeyi öğrenmek değil. O yüzden çocukları yaratıcı olmaya da teşvik ediyor. Yine daha sonra müze kitaplarından bahsedeceğim. Müze kitaplarının da böyle bir özelliği var. Bazı müze kitaplarının. Çocukları sadece didaktik şekilde sanat eserini tanıtmıyor, kendilerini yaratıcı olmaya teşvik ediyor. Burada gördüğünüz alttaki kitap ise ne kadar farklı öbüründen. Sadece harfler üzerine ne kadar yoğunlaşılmış, neredeyse saatlerce uğraşılmış.
ve A ile başlayan figürler konulmuş kenarlarına. Bu yeni üretilmiş bir kitap, Hollanda hakkında üretilmiş bir kitap, Charlotte de Matons'un. Bu kitaba ilk baktığımızda diyebiliriz ki Hollanda'dan peyzajları alıp resmetmiş, bu da böyle bir kitap olmuş diyebiliriz. Bir kere yazısız bir kitap. Fakat esasında sanat tarihinden, özellikle resimlerden küçük küçük detaylar almış ve bu küçük detayları peyzajın içine saklamış. Bunu ancak çok iyi bir gözü olan sanat tarihçisi bir kişi tam olarak avlayabilir diyelim. Ama aileler için tam bir bilgi bankası da veriyor arkada. Dolayısıyla aile çocuğuyla konuşurken, biliyor musun bak bu mekanda şu sanat eseri de üretilmiş ya da şu sanat eserinin şu parçası da konmuş. Bu da esasında mesela 17. yüzyıldan ama bu da şuradan. Yani o kadar güzel bir diyalog oluşuyor ki ve bu tabii ki çocuk kitaplarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de şimdiye kadar değinmediğim okuyucu ve çocuk arasında kurulan diyalog. Dolayısıyla resimler bağlamında anne ve çocuğun ya da kim okuyorsa böyle sanat tarihinden örneklerle bir konuşmaya girmesi aslında çok derin bir konuşmaya girmesi de demek. Ve komik şeyler de var. Bu da çok önemli. İstanbul Masalı Mine Soysal tarafından kaleme alınan, Betül Sayın tarafından resimlenen bir kitap. Fakat bu doğurmuş bir kitap. Beş Çocuk Beş İstanbul'u doğurmuş. Çünkü Betül Sayın bu kitabı öğrettikten sonra Beş Çocuk Beş İstanbul'u yapmak için bir şey almış. İstanbul Masalı daha büyük çocuklar için, belki 10 yaş üzeri diyebiliriz. Çünkü daha kapsamlı ve detaylı bir bilgi veriyor. Çok güzel bilgiler veriyor. Fakat diğeri ise daha küçük yaş çocuklar için ve Beş Çocuk Beş İstanbul inanın çok meşhur bir kitap diyebilirim. Uluslararası boyutta da tanınan bir kitap. Farklı zaman dilimleri, mesela Bizans döneminden bir çocuğu, Osmanlı döneminden bir çocuğu ve günümüzden bir çocuğu tanıtması bağlamında ve birbiri arası geçişlerin güzel yapılması nedeniyle etkili bir kitap. Gerçekten sıkılmadan böyle küçük eklerle bir anda günümüzden Osmanlı'ya bağlanıyoruz. Osmanlı'dan başka bir şeye bağlanıyoruz. Kendi içinde çok heyecan verici bir örgüsü var. Yani yine kültürel miras şeyine dönüyorum. Sanatçılar da başlı başına, sanatçıların hayatı da başlı başına ya da yapmak istedikleri yapamadıkları kendi içinde anekdotları da bir ilham kaynağı. Bu kitap mesela Leonardo'nun Atı kitabı. Leonardo'nun yapmak istediği fakat yapmakta zorlandığı ve yapsaydı nasıl hayal etti, nasıl eskizler yaptı, bronz yapsaydı nasıl dökülecekti, bronz nasıl kurulacaktı, o büyük heykeller nasıl? Çünkü özellikle bir çocuk için o büyük heykeller ne kadar ihtişamlı. Bütün bunları hem tekniği anlatan, hem süreci anlatan, hem hayalinin olmayıp daha sonra başkaları tarafından üretilmesini anlatan ve çok estetik bir ciltle belki dönemsel olarak da bizi geriye götüren bir yapıya sahip, tasarıma sahip bir kitap. Burada mesela Leonardo o kadar çok düşünüyor ki artık rüyalarına giriyor bu atlar. Siyah zemin üzerine beyazla çizilmiş resimler. Yine varyasyonlar. Varyasyonlar çok yine önemli bir konu diye düşünüyorum. Ya da adaptasyon da denebiliyor buna. Parmak kız örneğin, Andersen'in parmak kız yapıtı birçok kez üretiliyor ve hepsinin farklı bir tadı var diyebiliriz. Ve şu mesela Caldecott zannedersem ödülünü almış. Tabii ki ödüllerin de bu kitapları teşvik etmesi söz konusu. Yani ödüllendirme mekanizmalarının özellikle Kuzey Avrupa ve Avrupa ve Amerika'daki bu ödüllerin bu kitaplara desteği çok fazla. Dikkat ederseniz bunda da bir ödül var. Tabii yazarın hayatından yola çıkan bir kitap. Adaptasyonlar dediğimizde bu kitap sizce hangi kitabın adaptasyonu? Kırmızı Başlıklı Kız. Ne kadar değişik değil mi? Ne kadar değişik. Ve bu böyle bir yorum yapıldığı için çok önem kazandı. Çünkü yaklaşık 900'ün üzerinde Kırmızı Başlıklı Kız kitabı var ve hatta bununla ilgili bir sergi oldu. Buna tekrar geleceğim, bu Kırmızı Başlıklı Kız koleksiyonuna.
17. yüzyıl gravürlerinden ilham alan bir kitap bu da. Ama ne kadar güzel renklendirilmiş, çocukların diline indirgenmiş diyebiliriz. Onların hoşuna gidecek bir şekilde. Aynı zamanda Aşimboğlu'nun resimlerini de bana hatırlattı. Dolayısıyla herhangi bir resim, herhangi bir küçük püf noktası bize şeyi hatırlatabilir. Yeni bir kitabı. Müzeler ve resimli kitaplar dediğimizde bu İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yakın zamanda çıkartılmış bir kitap. Aktivite kitabı. Hem Türkçe hem İngilizce. Ve içinde mesela mozaik yapmayı deneyebiliyorsunuz. Benim ufak bir eleştirim bu kitaba. Mesela mozaikler çok küçük. Bir çocuğun o mozaiği yapması biraz bana zor geldi ama yine de bu kitabın yapılması çok çok önemli. Gerçekten bu kitaplara ihtiyaç var. Yani bizim müzelerimizde o kadar güzel şeyler var ki ve yani milyonlarca kitap çıkabilecek kadar çok şey var diyebilirim. Altyapı var. Hollanda'dan çok çok beğendiğim bir müze kitabı. Çocukları Rembrandt tarafından rehberlik edilerek gezilmesini sağlıyor. Bu çok heyecan verici. Ve sürekli bir diyalog. Ve hiçbir kitabın, bunu da vereceğim size bakmanız için, kitabın hiçbir sayfası birbirine eş değil. Hiçbir aktivite kitapta söylenen bir sayfayla aynı değil. O yüzden çocuk sıkılmadan gezebiliyor bu müzeyi. Ve biz de Lale'den olan ve onlar da Tulip Bey's olan bu laleleri dizmek için özel çini, vazoyu etiketler olarak vermiş çocuğa. Şimdi diyor sen kendi lale vazonu tasarla ve diğer sayfada boş bir sayfa var ve laleler var. Ve çocuk çıkartmalarla, biliyorsunuz çocuklar çıkartma yapıştırmayı zaten çok sever, bunu organize edebiliyor. Aslında burada yaratıcı bir aktiviteye sokuyorsunuz çocuğu, çok hoş. Ve en arkasında da kitabın Rembrandt hoşça kal diyor ve bana ne olursun bir mektup yaz diyor. Ve eve gittiğinde bile nasıl bir etki olduğunu görmek için çocuğun Rembrandt'a, yani Rembrandt onu bekliyor sanki adeta müzede, şey yapıyor, bir mektup yazmasını istiyor. Amerika'da genel müzeler üzerine bir kitap yapılmış durumda. Bu biraz önce bahsettiğim genel Amerika'daki alfabe kitapları koleksiyonunun bir uzantısı. Ve Smithsonian'la başlamış. Çünkü Smithsonian biliyorsunuz büyük bir bağış yapıyor devlete bu müze ve sanatı desteklemek için. Getty Müzesi alfabesi çok meşhur. Hatta artık yani DNR'larda bile bunu bulabiliyoruz. Çok güzel yapılmış. Basit bir kitap. Çok basit diyeceksiniz ki ah ben de bunu kesin yapabilirdim falan. Öyle bir his geliyor insana bu alfabe kitaplarını görünce. Fakat yine de bence güzel kurgulanmış bir kitap. Şimdi bizim mesela İstanbul Modern'de de bazı alfabe kitapları yapıldı. Onları da inceleme şansınız olursa bakabilirsiniz. Ben bugün getiremedim ama benim tabii favorim, benim değil sadece birçok kişinin favorisi zannedersem bu kitap. Çünkü sanat eserlerinden gerçekten çok vurucu detaylar seçilmiş. Yani gerçekten çocukların beğenebileceği detaylar seçilmiş ve renk ve baskı da çok iyi. Aynı zamanda eş kitabı sayı kitabı. Sayı kitabında da yine çok antik parçalar kullanılmış. Rezonans Müzesi'nden bir örnek vermek istedim. Boncuk sergisinin çalışması ve bu bir hikayeyi andırıyor. Bir aktivite sunmuyor. Ama yine de hikayeyi anlatması bağlamında güzel. Daha küçük yaş çocuklar için, yani çünkü 0 yaş itibariyle çocuklar müzeye gidiyorlar. Ya da gitsinler diyelim. Karton kitaplar o yüzden çok önemli. Bu kitap bugün maalesef getiremedim ama size. Kartondan yapılmış bir kitap. Ve biliyorsunuz 0-3 yaşta çocuklar dokunmaktan çok hoşlanıyorlar değişik şeylere. Ve her sayfasında da böyle dokunabilecekleri bir şey var. Şu pembe şeylere dokunabiliyorsunuz. Nilüferlere mesela. Ve hatta ismi de çok güzel. Van Gogh'un yatağını topla. Çocuğa bir böyle yatak toplama belki şeyi bile veriyor. Ve tabii çok güzel küçük kafiyelerle üretilmiş bir kitap. Yine bizden güzel bir örnek. Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından üretilen boyama kitapları. Ve burada gerçekten çok orijinal figürleri çocukların boyama şansı oluyor. Museum of Fine Art Boston'dan çok meşhur bir kitap. Çocukları gezdirmekle kalmıyor bu kitap. Bunu da size vereceğim. Çok kısa bir kere hikaye anlatıyor. Eserin hikayesini anlatıyor. Ardından birkaç soru soruyor. Aktivite ve keşif.
Yani çok çocuğun tam sıkılmasına mahal vermeden farklı aktivite ve düşünce şeylerini yaptırıyor. Bazen mesela diyor ki çocuğa, hadi onun gibi dur gibi bir şey yaptırıyor. Dolayısıyla çocuk esasında ister sınıfla geçsin, ister ailesiyle geçsin, bir kere kendisi buluyor resimleri verilen haritadan sağdaki ve sayılı, yani çok fazla da değil, yani çocuğu yoracak kadar değil. Hem de gerçekten daha eğlenceli bir zaman geçiriyor. Hungry Code benim ilgimi çeken bir kitap. Çünkü Nasrettin Hoca kitabı esasında burada. Ve Deni farklı ülkelerde ki folklorik özellikleri değerlendirerek kitap yapan bir sanatçı. Mesela Çin hakkında bir kitabı var, Rusya hakkında bir kitabı var. Böyle farklı farklı ülkelerde kitapları var ve bu kitabı üretmesi de çok ilginç. Aslında oğlu çok kısa süre Koç Üniversitesi'nde ders veriyor ve o da onu gezme, yani ziyaretine geliyor. Belki bir ay, belki iki ay ve bu kitabı üretiyor. Ve bütün hayatımız boyunca Türkiye'de yaşadığımızı varsayarsak iki ay buraya gelmiş bir kişinin böyle bir kitap üretmesi ve ardından ödül alması aslında ne kadar çok malzeme olduğuna da işaret ediyor. İyi ellerde malzemeler nerede olabiliyor. Ve bu kitap aynı zamanda biraz kompozisyondan da algılayabileceğiniz gibi minyatür sanatı, işte Çin'i sanatı, kompozisyonları gibi, kitap sanatı gibi şeyleri biraz incelemiş bir kitap. Sadece hikayeyi kendince resimlemiş bir çalışma değil. O yüzden kitaplara başlamadan da nasıl bir çalışma yapmalıyız? Belki bizim için iyi bir örnek. Zemindeki doku bile esasında özellikle seçilmiş. Yani her şey özellikle seçilmiş diyebiliriz bu kitaplarda. Yani inanın artık kitapların şu kısmı bile araştırma konusu. Bir kitabın sayfasını açtığımızda karşımıza çıkan o boş giriş bile bir çalışma konusu ve burada dikkat ederseniz çok eğlenceli bir giriş söz konusu. Ama maalesef bazı kitaplara da baktığımız zaman direkt bembeyaz sayfa oluyor ve direkt mesela hikayeden başlıyor. Bu da esasında o kitaba alışmayı, kitap açma ritüelini belli oranda öldüren bir şey. O yüzden bu detaylar da bence önemli. Yine haiku, Uzak Doğu'daki o küçük heceli şiir yazma oyunu diyelim ya da sanatı, çocuklara neden öğretilmesin? Bu sağdaki kitap onu yapıyor, öğretiyor. Soldaki kitap ise biraz daha ilginç. Çizen hikayelerini aslında farklı bir kültüre tanıtıyor. Ben bunu o yüzden önemsedim. Bu karakter Panda mesela Amerika'ya yerleşiyor ve komşuları 3 tane Amerikalı çocuk ve kendi kültürünü o üç çocuğa farklı günlerde, farklı komşuluk bağlamındaki ilişkiler sırasında anlatıyor. Ve o kadar güzel yedirilmiş ki içine hikayenin, esasında hikaye tam da bütün o tanışma, komşu olma ve o sırada yaşanan deneyimlerle çok iyi örtüşüyor. Yani oldukça iyi kurgulanmış, sentezlenmiş ve tabii bu da bize şunu düşündürüyor. Yani Amerika ya da Amerika olmayabilir, başka bir ülke de olabilir ama bana Amerika gibi geldi. Ve başka bir kültürün karşılaşması nasıl olacak? Nasıl kurgulanabilir bizim tarafımızdan? Eğer biz mesela bizim kültürümüzde olan bir şeyi tanıştırmak istiyorsak başka bir kültüre nasıl yapabiliriz? Bence bu onun için iyi bir örnek. Ve dikkat ederseniz yine Caldecott ödülü almış bir çalışma. Burada yine Uzak Doğu'dan bahsederken şu kitabı göstermeden geçemeyeceğim. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü sushi ile ilgili güzel bir kitap. Çok basit, 0-3 yaş için yapılmış ve farklı sushi'leri anlatan, çok kafiyeli ve komik neredeyse. Ve zeminde de o Uzak Doğu kumaş dokularını kullanan bir kitap. Yine sadece amaç sushi değil, yine zeminde bize ulaşan çok farklı şeyler. Ve sadece bir sayfasını okuyacağım. Buradaki hem terminolojiyi nasıl tanıtıyor hem de ritmi nasıl veriyor diye. I see take out tekamaki, kapamaki, pack to go. Burada tekamaki ve kapamaki aslında İngilizce değil. Ama çok hoş bir şekilde bunu öğrenmek istiyoruz ya da kullanmak istiyoruz. Bir şekilde o kafiye bize bunu kullanma hevesi veriyor.
Bir de dikkat ederseniz bu kitap Ezop masallarını anlatıyor. Ezop çalışmaları. Ve burada ne yazıyor? Classic Illustrated Edition. Yani burada ne kadar deneysel olursak olalım bir de klasik olanlar var. Ve bu klasik olanların da ölmesine hiç izin vermiyorlar. Bitti mi? Baskısı hemen yeniden basıyorlar. Hatta belli bir set varsa, mesela Alice Harikalar Diyarında için öyle bir şey var bende. Diyelim o kadar çok iyi sanatçı üretmiş ki bu Alice, her sayfaya farklı bir sanatçının görselini koymuşlar ve Alice'i tekrar baştan yaratmışlar. Bu da esasında yayıncılar için bence çok ilginç, heyecan verici bir boyut. Yani böyle kitaplar, mesela Nasrettin Hoca için belki böyle bir çalışma yapmak. Size de bir örnek esasında göstermiştim. Dolayısıyla ben mesela Cin Ali'yi arıyordum uzun zamandır. Ve Cin Ali'yi bulmak beni çok mutlu etti. Çünkü bizde çok değerli kitaplar ya da bizim esasında edebiyatımız için önemli olan mihenk taşları bazen bir daha basılmıyor. Ve bir daha kesinlikle bulamıyoruz. O yüzden bu kitapların tekrar tekrar basılması da çok çok önemli. Ya da bazı kütüphaneler tarafından ulaşılır olması. Yine ben yani Japon ve Uzak Doğu kültürüne ilgi duyduğum için belki oradan çok örneğim var, kusura bakmayın ama biraz Türk kültürüyle de özdeşleştirdiğim yanları var belki o yüzden. Burada gördüğünüz gibi mesela nasıl yemek yeniyor? Çok basit şeyler. Bunlar da esasında kültürel biraz görülmesi gereken şeyler. İlla ki bir heykel değil. Yani çok yaygın bir şeyi biz kültürel miras olarak algılayabiliriz. Yine kağıt kesme, bu sefer işte Uzak Doğu'da Monkiri, Uzak Doğu'daki kağıt kesme çocuklara göre üretilmiş. Ve İsveç'ten bir kitap, bu yine aktivite kitabı. İsveç harita gösteriyor, haritanın üzerinde her bölge için çocuklara uygun bir görsel ve ardından o görsellerle yapılabilecek bir aktivite. Bu bence tabii ki Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmasının müthiş olabileceği bir proje. Çünkü havaalanlarında olsun, yani o kadar çok ihtiyaç var ki böyle kitaplara. Hem bizim için hem yabancılar için. Şimdi size o yüzden koleksiyonlardan da çok az bahsetmek istiyorum. Troisdorf Resimli Kitap Müzesi esasında bireysel bir girişimle başlıyor ve koleksiyon yapmış bir kişi diyor ki ben bu koleksiyonumu veririm ama bana bir yer vereceksiniz ve bu koleksiyonum gözükecek, halka ulaşabilecek. Hem illüstrasyon, yani çocuk kitaplarının orijinal resimleri nasıl yapılmış, onları koleksiyonu yapan bir kişi, hem de kitap koleksiyonu yapan. Yani kitap koleksiyonu esasında çok ilginç bir şey. Çünkü gitgide kitaplar çok pahalı bir hale geliyor. Şu an mesela 100 sene önceki bir kitabı almak istesek esasında belki çok büyük bir para vermek gerekebilir. Ve zamanında bunu biriktirmiş kişiler de böyle yerlere bağışlaması harika. Bu Troisdorf Resimli Kitap Müzesi oradaki yerel yönetim tarafından da çok sıcak karşılanıyor ve bir bina hediye ediliyor. Bina veriliyor ve bu şato gibi bina. Gerçekten bir masal yeri. Hem çocuklar hem büyükler için bence. Ve koleksiyon çocuklara göre uygun okuma alanlarıyla harmanlanmış. Ve Avrupa'da hemen hemen başka bir benzeri de yok. Büyük koleksiyonlar var. Ne koleksiyonu? Robinson Crusoe koleksiyonu. Robinson belki diyelim ki 600 tane Robinson var ve sürekli geliştiriyor. Ve aynı zamanda dünya çapında sergilere çıkıyor bu Robinson. Bütün dünyada üretilmiş Robinsonlar. Yine aynı şekilde o sayfaya gelince anlatacağım. Gördüğünüz gibi eski alfabe kitapları var. Bunlar cam mekanlarda sergileniyor. İllüstrasyonlar sergileniyor. Bu özellikle yani çocuk kitabı yapan birisi olarak illüstrasyonun kendini görmekle kitaptaki illüstrasyonu görmek arasında büyük bir fark var. Çok eğitici olduğunu düşünüyorum ve zaten bir sanat atölyeleri var. Sanat atölyelerinde sürekli ders veriyorlar. Sanatçıları çağırıyorlar. Mesela Ayşe İnan Alican geliyor, söylüyor. Ben böyle yaptım bu resmi. Ben bu kitabı böyle düşündüm. Yani orada bir tanışma da var. Ve çocuklar için olan bölüm tamamıyla çocuklara açık, çocuklara göre. Ve bu kitapların birer eşi de zaten arşivde saklı olduğu için çocuklara özgürce bu kitaplara dokunmaları, oynamaları için izin veriliyor. Gördüğünüz gibi mekanlar da çok hoş. Hediye edilen, yani yerel yönetim tarafından hediye edilen bina eski bir şato ve çevresinde gerçekten bir su var. Çok hoş ve geyikler var. Ve bunun tam karşısında da bir bina yapılmış. O binada da araştırma merkezi. Yaklaşık 15 kişi çalışıyor bu müzede. Sanat tarihçi, eğitimci, yönetici olarak.
Ve sürekli sergilerinde kitap basıyorlar. Yani sergi kitabı basıyorlar. Bu alanda dünyadaki yaklaşık 5 örnekten bir tanesi. Eric Carle Müzesi bir örnek. Japonya'da örnekler var. Dolayısıyla çok esasında ilginç bir mekan. Ve gördüğünüz gibi 15. yüzyıldan dahi gravür çocuk kitapları var. Mesela bu çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bir araştırma yapmaya kalktığımızda çocuk kitaplarını tek bir müzede bulmak ya da koleksiyonda bulmak oldukça zor. Ve bunları görmek çok önemli. 30 bini aşkın çağdaş kitapta incelenebiliyor. Bu da kırmızı başlıklı kız koleksiyonları. Ve burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Genelde kendi kültürlerine mal olmuş. Yani mesela sergilerinde de Alman sanatçıları sergiliyorlar. Yani sergilerinin kapsamı da kendi kültürel miraslarının bir uzantısı şeklinde diyebilirim. Yabancı sanatçıları o kadar fazla maalesef sergilemiyorlar. Bu da 900 kitaplık bir koleksiyon. Aynı zamanda bütün objelerle beraber sunulan bir koleksiyon. Ve çekmecelerde yine daha koleksiyonun parçaları bulunmakta. Bu da çok öğretici. Bu mekan ise İsveç Çocuk Kitapları Araştırma Merkezi. Buradan aynı zamanda burs alıp orada araştırma yapmak için gitmek de mümkün. Burada çocuk kitaplarının yanı sıra aynı zamanda araştırma kitapları var. Yani yaklaşık bilmiyorum ama 10 bin dediler, belki daha fazla. Tam rakamı yanlış söylemiş olmayayım. Bu konunun teorisi üzerine kitaplar. Bence bu çok çok değerli ve Türkiye'de biz şimdi mesela Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi almaya başladık bu sahada. Fakat araştırma kitabı bulmak çok zor. Interlibrary Loan dediğimiz kütüphaneler arası paylaşma programımız olmasına rağmen Türkiye'de böyle bir kütüphaneler arası paylaşımda bir kitap bulmakta çok zorlanıyoruz. Yeni kitap almak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu da yine belli oranda geliştirmemiz gereken bir şey gibi gözüküyor. Çok fazla farklı kitap var. Ve tabii ki bu merkezde, İsveç'teki merkezde seçilmiş birçok sanatçının görsel çalışmaları sunuluyor ve hiç kaldırılmamacasına. Yani 20 sene, 30 sene, 40 sene öncesinde bir kişi nasıl eser üretti, bunu buradan izleyebiliyoruz. Mesela Alphonse. Hala basılan, hala bulunabilen ama esasında çok klasik bir çalışma. Yine Hollanda'dan bir çocuk kitabı sergisi. Bu kitapta da hem çocuklar için bir alan olduğunu gözlemliyoruz, çocukların oynayabileceği. Ve hem de sanatçı nereden nereye gelmiş, neler üretmiş de bu çocuk kitaplarına kadar çizimleri değişmiş, onu da gözlemleyebiliyoruz. Ve tabii ki ardından bu kitapları veya oyuncakları alabiliyoruz. Hollanda'da halk kütüphanesi. Bu halk kütüphanesi 6-7 katlı, çok önemli bir bina, yeni bir bina sayılıyor. Ve bu kısım sadece çocuk kısmı şu an gördüğünüz. Ve burada da çok hoş Hollanda özellikle kökenli kitaplara ulaşmak mümkün. Bu da Amerika'dan bir çocuk kütüphanesi. Bu kütüphanenin de farklı alanlarında yine kültürel miras ve değişik boyutta kitaplara ulaşabiliyoruz. Bu kitap kütüphanelerin en güzel tarafı bence. Sadece kendi ülkelerinden kitaplar değil, tüm dünyadan kitapları küçük bir raf bile olsa gösteriyor olmaları. Ve binlerce kitap. Ben çok kitap alan birisiyim. Yani gerçekten çok fazla kitabım olduğunu düşünüyorum ama hiçbir zaman yani 30 bin kitap alabileceğime de inanmıyorum. Çünkü evimde de o kadar yer yok. Dolayısıyla kütüphanelere gerçekten ihtiyaç duyduğumuzu çok düşünüyorum. Çocuk kütüphanelerine, araştırma amaçlı, çocuklarımız için. Dolayısıyla aslında Ankara'da da güzel bir örnek var. Ben gezmedim ama bir öğrencim gezdi, Ali Baba, Ali Dayı Kütüphanesi. Ama tabii ki araştırma bağlamında da kütüphanelerin düşünülmesi gerçekten bütün ülke kalkınması için faydalı olacağına inandığım bir konu. Başta gösterdiğim slaytlardan dolayı. Sonuç ve öneriler tabii birçok olabilir. Uzmanlık ve ortaklık önemsenmeli bence. Kurumlar çocuklara yönelik yayın yapmalı. Yani müzeler, belediyeler, vakıflar belki. Yani aklınıza nasıl bir kurum geliyorsa o kurumun bir alfabe ve sayma kitabı olabilir bence. Araştırma platformları oluşturmalı. Koleksiyonlar paylaşılır kılınmalı, değişen teknoloji takip edilmeli. Ben size bugün hiç e-kitap göstermedim ama inanın şu an orada müthiş bir patlama var ve inanılmaz güzel elektronik kitaplar oyunlarla sentezlenmiş şekilde sunuluyor ve bunlar çok eğitici kitaplar. Yani
E-kitap eşittir kötü bir şey değil. Yani elektronik kitaplar gerçekten çok iyi olabiliyor doğru kullanılırsa. Eğitsel faaliyetler hazırlanmalı. Yani kitaplar eğitsel faaliyetlerle sentezlenmeli. Hemen size göstermek istediğim yine Van Gogh Müzesi'nden alınan bir aktivite. Uluslararası platformlar hedef alınmalı. Çünkü gerçekten uluslararası bir dünyada yaşıyoruz artık. Ve insanlar merak ediyor Türkiye'deki çocuk kitaplarını. Okumak istiyorlar. Çeviri yayınların oranı belirlenmeli. Mesela Kanada'da olsun, Norveç'te olsun devlet kendi ülkesinden üretim yapanlara destek veriyor. Dolayısıyla bir denge yapmaya çalışıyor. Sadece çeviri kitap yoğunluğu olmasın diye belli oranda. Belki Türkiye'de de böyle şeyler düşünülebilir. Size konuşmamı bitirmeden önce birkaç kitabı daha böyle gezdirmek istiyorum. Bu bir Kırmızı Başlıklı Kız kitabı. Çok çağdaş bir kitap, çok yeni bir kitap. Görmenizi isterim. Bu kitap bir müze kitabı. Metropolitan Müzesi'nde balonunu kaybeden kız diyelim. Heyecan verici bir hikaye. Bu kitap belli bir dönemde 1948'de yazılmış ödüllü bir kitap. 1948 Amerika'sında yaşamak nasıl bir şeydi? Çok hoş bir şekilde onu anlatıyor. Ve en son sayfasını göstermek istiyorum. Sadece çok özür dilerim biraz kaldırmış oldum size ama bir soba var. Reçel yapıyor anne. Ve çocuk o sırada oyun oynuyor. Bu da bir kültürel miras değil mi? Artık reçel pek yapmıyoruz ve sobamız yok. Aslında bu kitaplar da bizim için çok iyi ve belki babaannemiz okuduysa bu kitabı, biz de okuyorsak işte bu benim babaannemin kitabıydı diyerek okuyabileceğimiz bir kitap. Aynı zamanda işte bu 50 eyaletimiz Amerika üzerine yapılmış bir kitap. Bu kitapta Amerika hakkında birçok şey anlatılabiliyor. Cineli'yi de mutlaka bir gezdireyim. Ve tabii ki Anadolu Binbir Mitolojik Öykü de bizde üretilmiş çalışmalardan ve 5 çocuk 5 İstanbul. Şöyle veriyorum. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.